Mübarek be. İşte benim sevgilim. Tebrikler. Asıl ben seni tebrik ederim Melisa. İstediğini elde ettin mi fotoğrafı yayarak? Kızlar da öyle bir şey diyordu. Peki o. Sevgilim. Ya inanmayacaksın ama bu sefer gerçekten benimle bir alakası yok. Neyse. Siz uyanmadınız. Ama ben son bir defa uyarayım. O sefil bizi geri dönüş olmayan bir belaya sokmadan önce bizim bir şey yapmamız lazım. Hiç öyle bakma Kanat, haklı olduğumu biliyorsun. Sen razı ol. Biz Kanat'la konuştuk, halledecek. Doğru zamanı bekliyor şimdi. Ayrıca ben arkadaşıma güveniyorum ya. Sen de sıkma o tatlı canını, tamam mı? Değil mi Kanat'cığım? Ne oldu oğlum, ne dedim ben şimdi ya? Bilmem. Bu aralar bir çenen düştü Ozan. Gerçekten inanıyor musun bir şey yapacağına? O bir şey yapmazsa yine biz devreye gireriz. Her türlü çekeceğiz o kızın ipini. Ayrıca uzaklaş biraz. Uzaklaş. Ayrıca Ozan ne zaman seni üzen birini affetti ki? Top. Kurallar sizin kurallarınız. Memnun değilsen niye buradasın? Bugün okuldaki öğrencilerden biri dolabında bir maske görmüş. Kaza günü arabayı kullanan şoförün yüzünde takılı olan maske. Kim onu bir şişiyor? Baba! O bileklik seninle benim aramda hiç kopmayacak bir bağ. Biliyorsun değil mi? Sen onu ne zaman aldığımı hatırlıyor musun? Bodrum'da dünyanın en sıkıcı tatilindeydim. Sen de beni berbat bir sesle aramıştın. Sen de 3 saat sonra kapımda bitmiştin. Bitmiştim tabii. Ama o kadar kolay olmamıştı Kanat Bey. Kapısı kapanmak üzere olan bir uçağa binmek için ne diller dökmüştüm. Güya ölüm döşeğindeki babama yetişiyordum. Bir de o çok sevdiğimiz pastanın kalanını almak için döktüğüm terler... Onu da unutmayalım Kanat Bey. Ve tabii ki Bodrum'dan gelirken elim boş gelmedim ve sana bu bilekliği aldım. Bunu satan kişi dedi ki, bu bileklikleri takan aşıklar hiç ayrılmazmış. Yani kolundan çıkartırsan seni öldürürüm, haberin olsun. Hala inanamıyorum ya. Tatilini ve arkadaşlarını bırakıp sırf sesim kötü geliyor diye geldin, öyle mi? Sence? Tamam, bu bahaneyle dünyanın en sıkıcı insanlarından da kurtulmuş oldum ama... ...desem de inanma. Sen hala benim senin için yapabileceklerimin farkında değilsin sanırım. Ve tabii ki ben dünyanın en muhteşem sevgilisi olduğum için bununla yetinmedim ve en sevdiğimiz pastamızdan da aldım. Buna rağmen hala suratını asmaya devam edersen arıza çıkartırım Kanat Bey, haberiniz olsun. Melisa'cığım. Canım, baban arada birazcık sitem etti.
Yani dedi ki benim deli kızım babasından önce size mi koştu? Suna teyzeciğim, oğlumu çok seviyor deseydiniz ne yapayım? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Senin bu deli halini aramızda kalsınıma bayılıyorum. Ama babanı da bekletme olur mu güzel kızım benim? Güzeller güzelim benim. İyi ki oğlumun hayatındasın. Oğlunuz da aynı düşüncede mi bilemiyorum. Canı hala neye sıkkın söylemedi çünkü ama halledeceğiz. Tamam o zaman. Ben sizi yalnız bırakayım olur mu? Çilekli pasta. Sen bana söylemesen de ben hep biliyordum. O hale gelmenin sebebinin baban olduğunu. Kızdığında ne hale gelebileceğini. Sen söylemesen de ben hep hissedebiliyordum. Geçen gece eve polis geldiğinde ne kadar sinirlendiğine eminim. O yüzden şu hekime bir ders verelim diyorum. Bir daha bunlar yaşanmasın. Melisa, daha demin ne konuştuk? Niye her şeyi sürekli başa sarıp duruyorsun? Çünkü anlamıyorum. Neden hala tereddüt içindesin ya, neden? Bana halledeceğini söylerken bile sesinde... Ne olmuş sesime? O sefiller bizim hayatımızı mahvetmeye gelmiş. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Bittiyse gidebilir miyim? İyi git. Gerekeni ben yaparım o zaman. O yılana cezasını yine ben veririm.